Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Aksaray'da motosikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Otomobil ve motosikletin hurdaya döndüğü kazada çocuk hayatını kaybetti. Kaza Ankara Aksaray Karayolu Acıpınar Köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk'ün 15 yaşındaki oğlu Muratcan Aktürk motosikletiyle E90 Karayolu'ndan karşıdan karşıya geçmek istedi. Plakasız motosikletle karşıya geçmek isteyen motosiklete bu sırada yoldan geçen NK idaresindeki 31ADF612 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü NK gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tahkikat başlatıldı. Kaza kurbanı Muratcan Aktürk dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Dün Acıpınar Köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk'ün oğlu Muratcan Aktürk bugün öğle namazına mütakip Acıpınar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeyi Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, STK başkanları, siyasi kamu kurum ve kuruluşların müdürleriyle yüzlerce vatandaş katıldı. بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Allah sizin ilk yaratılışınızı topraktan yarattı İnsanıyla mümin muvahhid olduğuna hepimiz şahit ediyoruz. Ediyoruz. Allah'ın salih bir kulu olduğuna, günahsız sabi olduğuna şahitlik ederiz. Kul olmamız hasebiyle yine adetten usulden haklarımızı helal edelim. Helal olsun. İlaveten Cenab-ı Hak annesine babasına da ecrin mükafatını versin. İnşallah bu evlat onlara cennet sermayesi olsun. Buyurun cenaze namazına. Meyit için duaya uyur. Hazır olun imama. El kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evladımızın ruhu için. Bu aileden ahirete geçenlerin ervahı için. Haziran'ın burada her birilerinin ahirete geçenlerimizin ervahı için. Hayatta olanlarımızın sağlık, sıhhat, afiyetimiz için. Ve bütün şehitlerimizin ervahı için. Allah rızası için. El-Fatiha. Thank you.
Ahmet. Göz tut. Sağlık kasabası girişinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Sağlık kasabası girişinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık kasabası girişinde meydana geldi. İddiaya göre CM389 Fransa plakalı jip, Hasandağ istikametinden Aksaray merkez istikametine doğru seyir halinde olan 40 yaşındaki Ali G, karşı yönden gelen Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Amit B idaresindeki 44 ABT plakalı otomobillere çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar adeta hurdaya dönerken yabancı plakalı araç sürücüsüyle 44 plakalı araç içerisindeki Afgan sürücüyle yolcular 23 yaşındaki Mematullah Ç ile 21 yaşındaki Amir K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken AFAD ekipleri ve yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 44 plakalı aracın sürücüsü Amit Bey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray'ın en yoğun kavşaklarından olan Makas Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza bugün öğlen saatlerinde Makas Kavşağı terminal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik ışıklarında bekleyen araç ışığın yanmasıyla hareket etti. Karşıdan gelen aracı fark edemeyen diğer araç duramayınca kaza meydana geldi. Toplam 4 kişinin yaralandığı kazada olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Suna Akdil, Soner Akdil, Yıldırım Ayten ve Asya Ayten yaralandı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü olay yerine polis ekiplerine verdiği ifadesinde "Yeşil ışık yandı ama bana mı yandı bilmiyorum geçtim. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı." Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın kızı rüya gibi bir düğün ile dünya evine girdi. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, Allah sonlarını hayırlı eylesin. Şahitlik ediyorum, her iki cihan saadeti diliyorum. Şahidim, Allah mesut bahtiyar eylesin. Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, şahitlerimizle duyduk. Artık evlenmenize engel mani bir durum kalmamıştır. Sabırsızlıkla beklediğiniz nikah akdinizde imzalıyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bir yastık da kucaklasın. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hocam, abi. Gelin hanım buradayız. Gelin hanım. Bir saniye. Gelin hanım. Hocam, Sayın Mahir.
Evet, iki gencimizi ben tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bir yastıkla kocasın, hayırlı evlatlar nesiller dünyaya getirsinler inşallah. Birbirlerine sevgi, saygı, sadakat, hürmetle davranmalarını tavsiye ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Emre Can kardeşimiz, Merve Nur kardeşimizin evliliklerine şahit olduk. Allah iki canında kendilerini mesut ve bahtiyar eylesin. Evet, kendileri bu akşam çok şanslı. Ankara burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok değerli siyasi temsilcileri, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcıları burada. Muazzam güzel bir nikah gerçekleşiyor. Çok şanslılar, ben tebrik ediyorum. Evet, Ramazan Bey, Sayın Milletvekilimiz, burada birlikte beraber çalışıyoruz uzun süredir. Kendilerini çok seviyoruz, çok değerliler. Misafirler çok özel bir durum nedeniyle, kendileri için de çok değerli olduğu için ben bu evlilik cüzdanını, evet, Genel Başkan Yardımcısı Saadi Durmaz ve Yaşar Yıldırım, her ikisi de ben kendilerine veriyorum, kendi takdirlerine bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek olsun. Sayın Genel Başkan buradayım. Efendim, Sayın Başkan'a vekaleten kendime asaletim. Kıymetli misafirler, öncelikle düğünümüze hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, selamı, lütfü, ihsanı, keremi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Burada inşallah mutlu bir yuva kuruyoruz. Temennimiz ve duamız, gençlerimiz, milletimize, devletimize, ülkemize, İslam alemine, Türk dünyasına hayırlı evlatlar nasip eylesin, hayırlı evlatlar yetiştirsin. Bir duayla da noktalamak istiyorum. Allah'ım, dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ver, bizi ateşin azabından koru. Allahümme inna nesnenikha tamamen nime devam el afiye hüttel hatime bi hürmeti sırrı suretel Fatiha. Efendim, ben Sadır Başkan'ın da onayıyla iki gencimizi aynı anda veriyorum. Yuvayı iki kişi yapar. Hayırlı mübarek olsun. Allah sonlarına ayrılsın. Düzenleme çalışmaları tamamlanan Toptancılar Sitesi kavşağı sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Aksaray Belediyesi, Toptancılar Sitesi kavşağı ile 50 metrelik bulvarında kesiştiği noktada yeni trafik düzenlemesi sonrası sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Toptancılar Sitesi kavşağı ve 50 metrelik bulvar yolunda geçtiğimiz günlerde Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Toptancılar Sitesi kavşağında fen işleri ve su kanalizasyonu müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Şehir içi trafiğin düzenlenmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Toptancılar Sitesi, Üniversite Galericiler Sitesi ve 50 metrelik bulvar yolunda trafik akışı daha düzenli hale gelmesi için başlatılan çalışmalara yol genişletme, orta revüj ve kavşak düzenleme, altyapı eksiklerinin giderilmesi ve akıllı sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu gibi çalışmalar yapıldı. Şehre kalıcı eserler bırakmak için köklü çalışmalara imza atan Aksaray Belediyesi ekipleri, yolun sıcak asfaltla kaplamaya uygun hale gelmesinin ardından sıcak asfalt serim çalışmalarını başlattı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in de yerinde incelediği çalışmalarda Toptancılar Sitesi kavşağı ve 50 metrelik bulvar yolunda 10.000 metrekarelik alanın sıcak asfaltla kaplanıyor. Toptancılar Sitesi kavşağında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer,
burada yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Dinçer yapılan çalışmaların şehrin trafiğini rahatlatmak için olduğunu vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu. 50 metrelik bulvar yolu bağlantımız ile birlikte bu kavşağımızda günün her saati araç yoğunluğu yaşanıyordu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk artıyor. Çünkü bu nokta çarşı merkezi ile bağlantılı olarak Toptancılar Sitesi, üniversite, Galericiler Sitesi ve 50 metrelik bulvar yolumuzun kesişme noktasında bulunuyor. Burada yaptığımız altyapı yol düzenleme, kavşak düzenleme ve akıllı sinyalizasyon çalışmaları ile trafik yoğunluğunu azaltmayı planladık. Bugün de sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi kalıcı ve kaliteli hizmet verebilmek adına bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. İnşallah çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiği açacağız. Bölgenin trafik yoğunluğunun bu çalışmanın ardından kalıcı çözüme kavuşturmuş olacağız dedi. Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi ve şehidimizin ailesi tarafından düzenlenen program ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçler, şehadetinin 3. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Gelmiştir. Şehidimiz ilk ve orta öğrenimini Mehmet Akif Ersoy 100. yıl okulunda lise öğrenimini Beyoğlu Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. Vatanı hizmetini Batmali'nde yapmış, askerlikten sonra uzman çavuşluk sınavını kazanarak Isparta Eğirdir Dağ Komando Okul Eğitim Merkez Komutanlığı'nda aldığı eğitimin ardından Hakkari iline görevlendirilmiştir. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapmaktayken Irak'ın kuzeyinde Pençegirit Harekatı bölgesinde örgütü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehitlik mertebesine erişmiştir. Bekar olan şehidimiz Sergen Güçler düzenlenen askeri tören ile Ihvara Kasabası Merkez Camii'den kaldırılarak Ihvara Kasabası mezarlığında vatan toprağına emanet edilmiştir. Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Aksaray Şubesi olarak şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçler kardeşimizi şehadetinin 3. yılında bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimiz anısına El Fatiha. Aksaray Belediyesi, haşere ve zararlılara karşı etkili mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla şehir genelinde haşere ve zararlılara karşı kapsamlı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar, haşere ve zararlı böceklerin yayılmamasını önlemek için titizlikle yürütülüyor. Aksaray Belediyesi, Veteriner İşler Müdürlüğü, belirli bir program dahilinde parklar, bahçeler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere sinek ve haşere üreme alanlarında ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. İlaçlamada insan sağlığına zarar vermeyen, çevre dostu ve etkinliği kanıtlanmış ürünler kullanılıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehir genelinde süren ilaçlama faaliyetlerinin yıl boyunca farklı alanlarda devam ettiğini açıkladı. Doğru zamanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla zararlılardan kaynaklanan popülasyon artışlarını engellediklerini belirten Başkan Dinçer, vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Yaz aylarında artış gösteren haşere ve zararlı böcekler hem sağlık açısından risk oluştururken hem de yaşam kalitesini düşürüyor. Ekiplerimiz çeşitli mevsimsel ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak ilaçlama işlemlerini en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Şehir genelinde devam eden ilaçlama faaliyetleri 48 mahallemizin tamamını kapsayacak derecede planlı ve programlı yürütülüyor. Ayrıca haşerelerin üreme alanları olarak dere, kanal, su birikintileri ve foseptikler düzenli olarak ilaçlanarak her türlü risk minimize ediliyor. Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yıl boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi. Kadın aktivite merkezleri yaz aylarında kadınlar ve çocuklar için ortak eğitim üssü haline geldi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer tarafından kadınların kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerini ortaya çıkartabilmeleri açısından hayata geçirilen kadın aktivite merkezinde çocuklara anneleriyle birlikte el sanatları, değerler ve Kur'an eğitimleri veriliyor.
Yıl boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kadın aktivite merkezlerinden Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezlerinde 4-6 yaş grubundaki çocuklara Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi ve Küçük Bölcek Hasas Nakkaş Kadın Aktivite Merkezlerinde ise 7 yaş grubundaki çocuklara, Nakkaş Kadın Aktivite Merkezi'nde ise genç grubu olarak belirlenen 11-16 yaş grubuna değerler eğitimi, Kur'an ve eğitimi ve el sanatları eğitimleri veriliyor. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen yaz kursları Aksaray Belediyesi ve Aksaray Müftülüğü'nde görevli uzman eğitmenler rehberliğinde gerçekleştiriliyor. 7 haftalık eğitim sürecinin 5. haftasında icra eden öğrenciler dolu dolu bir yaz tatili geçirdiklerini dile getiriyorlar. Kadın aktivite merkezlerinde çocuklara yönelik her yıl düzenlenen el sanatları, Kur'an ve değerler eğitimlerinden bu yıl 1800 öğrenci faydalanıyor. Toplumun her kesiminden vatandaşa hitap eden insan odaklı projeleriyle hayata geçiren Aksaray Belediyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlediği eğitimler ve etkinliklerle takdir topluyor. Eğitimlerden faydalanan kursiyerler, kendilerinin meslek öğrenirken çocuklarının da milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştiklerini belirttiler. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve ekibine teşekkür ettiler. Serbest muhasebeci mali müşavir Resul Karaüzüm, az kazanandan az, çok kazanandan da çok vergi alınması planlanan vergi paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdi bu en çok ihale alan 5 firmanın muhatap olduğu, karşı karşıya kaldığı vergi usulsüzlük cezaları var. Özel usulsüzlük cezaları var. Şimdi biz bunların kanunda, vergi usulü kanununda bir uzlaşma kurumu var. Kanun koyucu bir uzlaşma müessesesi tesis etmiş. Her vergi dairesinde var ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nda da bir uzlaşma kurulu var. Şimdi bu uzlaşma kurulları bu yazılan vergi cezalarını %100'e kadar silmekle yetkilendirilmiş. Fakat genelde bu %100'e kadar silinmez ve belli bir miktarda uzlaşılır ve mükellefler kendilerine tebliğ edilmiş olan, tarh edilmiş, tahakkuk edilmiş ve tebliğ edilmiş olan cezalarını öderler. Ama buradaki bu firmalara özellikle %90, %95 ve %100 yani tamamının silindiği bu vergi cezalarının görülünce tabii ki toplumda haklı bir eleştiri gündeme gelmiştir. Çünkü neden? Hem usulsüzlük kendi muhasebe kayıtlarında muhasebe anlamında vergi usul kanununa göre usulsüzlük yapılmış, hem de bunun tamamının silinmiş olması evet toplum vicdanını ve gelir vergi adaletinde yani devletin de gelir toplamasında bir adaletsizliğe yol açmıştır. İşin bu tarafı böyle. Diğer taraftan da sosyal medyada ve birçok platformda görüyoruz. İşte büyük yemek şirketlerinin veya işte büyük perakende satış firmalarının geçen yılda bu firmalardan bir tanesi Süper Ligimizde sponsor olmuştu. Bu firmaların vergilerinin vergi ödemedikleri ve 3 yıldır 4 yıldır matrahsız beyan ettikleri vergi levhalarında matrahsız gözüktüğünü görüyoruz. Eğer bunlar doğru ise vehametin başka bir noktası, pekala hiç vergi vermeyen şirketler araştırılsın önerisini de yeni bir bilgidir bu. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla bu durum şu anda reddedilmiştir. Yani mevcut siyasal iktidar AK Parti hem bir taraftan vergi adaleti sağlayacağım diyor, hem bir taraftan asgari gelir ve kurumlar vergisi getiriyor. Bir taraftan da hiç vergi vermeyen şirketler araştırılsın önerisine mecliste hayır diyor. Biz de buna ne diyoruz? Ey siyasal iktidar, buna perhis, buna lahana turşusu diyoruz. Sırada hava durumu. Thank you.
Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.